güle gaga. Ağaçtaki delikler. Bakalım içleri dolu muymuş? Evet, çok güzel, çok güzel. Büyüklükleri neredeyse aynı. Geldim Gaga. Annem cevizleri kırmamızı bekliyor. Kek için tek eksik cevizlermiş. Ha? Mis gibi cevizli kek pişecek. Midemiz şenlenecek. Oh. Ha, ne oldu bana? Ceviz saymaktan yoruldun mu yoksa? Ege, cevizleri sen kırar mısın benim yerime? Olur Gaga, hemen kırarım. Ne güzel bir ses. Ha. Ege, ha? Ege, hadi bekletme beni. Kırdığın cevizi verirsen kabuğundan çıkarırım hemen. Ama daha hiç ceviz kırmadım ki Gaga. Ha? O ses neydi öyle? Ben bir şey duymadım Gaga. Ha? Kırmaya hemen başlar mısın o zaman? Tamam Gaga. Öyleyse bir an önce cevizleri hazırlayalım. Ha? Duydun mu Ege? Ha? Evet duydum Gaga. Ben yapmadım. Ha. Sen de gördün işte. Sen yapmadın. Aa, ben de yapmadım. Öyleyse kim yapmış olabilir? Belki de başka biri daha ceviz kırıyordur Ege. Ses çok yakından geliyor Gaga. Ama bahçede bizden başka kimse yok. Baksana. Evet. Belki de komşulardan biri gelmiştir Ege. Kapıya vuruyordur annen duysun diye. Ama kapı zili var Gaga. Gidip bir bakayım. Belki de zil çalışmıyordur. Komşu kapıda bekliyordur. Kimse gelmemiş Ege. Zil de çalışıyor. Ses iyice çoğaldı Gaga. Belki de kedilerdir Ege. Çatıda dolaşmayı çok sever onlar. Hoplayıp zıplarken kiremitleri düşürüyor olmasınlar. Olabilir Gaga. Hemen bakıp dönerim. Beni de bekle. Çatının altına çok yaklaşma Ege. Çatıda dolaşan kedi de yok. Düşen kiremit de. Aha! Bir sürpriz olabilir. Belki de baban senin için bir sandık yapıyordur. Sağlam olsun diye tak tak diye çivi çakıyordur. Babam evde değil ki Gaga. Hı? Hı? Ay, ses iyice arttı Ege. Ya nereden geldiğini bulamazsak? Ya ses hiç kesilmezse? Bu ses iştahımı keserse? Ve bir dilim kek bile Hı? Yiyemezsem? Ay. Bizim iyi bir ekip olduğumuzu unutma Gaga. Biraz dinlenelim, sonra yeniden düşünelim. Haklısın. Ha. Güzel bir ceviz daha iyi düşünmeme yardım edebilir. İşte cevizin hazır Gaga. Ay çok iyi geldi. Gaga, en iyisi defterle düşünelim. Hemen veriyorum Ege. Bu değil. Bu hiç değil. Hah, işte burada. Tak sesi kapıya vurulunca ya da bir şey kırılırken duyulabilir. Ama ne kapı çalındı ne ceviz kırıldı. Ay, ses iyice artıyor Ege. Aha, bir oduncu olmasın sakın bu. Ağaçları kesmek için baltasını vurmasın. Burada orman yok ki Gaga. Hem bir oduncu olsaydı... Baltalar elimizde, uzun ip elimizde, şarkısını duyardık. Haklısın. Ha,
Her oduncu mutlaka söyler bu şarkıyı. Ses şuradan geliyor galiba. Ağaç dalları mı düşüyor yoksa? Kuruyan dallar kırılır bazen. Ama böyle güçlü ses çıkmaz ki düştükleri yerden. Şu ağaca da bir bakayım. Ah, işte ses tam buradan geliyor Ege. Ege, bu delikte ne böyle? Ha? Ay, bir tane daha var. Bir tane de burada. Delik mi var? Ağacımıza kim zarar vermek ister ki Gaga? Ağacımız delik deşik olmadan onu bulmalıyız. Ha? Şu delik. Ha? Ege, Gaga'm girdi deliğe. Ay, of, kurtuldum Ege, merak etme. Ege, gelmelisin, hemen gelmelisin. Bak şu sivri Gaga'ya, nasıl da gagasını vuruyor ağaca. Ne olduğunu anladım galiba Gaga. O bir ağaç kakan olmalı. Evet Gaga. Bir ağaç kakan bu. Gaga'nın takıldığı o küçük delikleri bu ağaç kakan yapmış olmalı. Söyleyelim de bir daha yapmasın. Ha, deliklerden Gaga'mı çıkartmak çok zor oldu. Bak. Tak sesini duyunca keki unutacaktık neredeyse. Bu sesi çıkaran bir ağaç kakanmış. Ağaç kakanların gagaları çok güçlüdür. Ağaç kabuklarını delerek kendilerine yiyecek ararlar. Ağaçları gagalarken düşmemek için kuyruklarıyla dengede dururlar. Gagası hem çok sert hem de esnektir. Bu sayede ağaca uyarken kafasına hiç zarar gelmez. Ağaç kakanların gagayla ortak bir noktası var. Onlar da en az gaga kadar ceviz yemeyi sever. Thank you.